TRT 24 YouTube kanalındasınız. Harun Tokan yazdığı Köprüleri Uçurmak başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Pencereden parka bakıyorum. Rüzgarın sesi ve yağmur içime bir gurbet sızısı bırakıyor. Yaz boyunca göklere uzanan görkemli dallarıyla kendisine sığınanları gölgeleyen palamut ağacı da sonunda sonbaharın hükmüne boyun eğmiş görünüyor. Az ötede mahallemizi parka bağlayan kavisli tahta köprü gözüme ilişiyor. Kış geldi. Üstünden neşeyle geçenler, durup derenin şırıltısını dinleyenler artık yok. Köprünün tek misafiri sonbaharın savruk yaprakları. Köprü rikatime dokunuyor. Kendimi tedailere bırakıyorum. Az önce sosyal medyada gördüğüm bir haberdi bana bunu düşündüren. Uzun yıllar başkanlığını yaptığım Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın misyonu toplumun tüm kesimleri arasında köprü olmaktı. Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi değerli kılan şey insanlar arasında, uluslar arasında bu tür köprüler inşa etmeye öncülük etmesiydi. 30 Haziran 1994'te Dedeman Oteli'nde vakfın onursal başkanı Fethullah Gülen Hoca Efendi, aralarında çok sayıda gazetecinin de bulunduğu kalabalık bir grubun karşısında konuşmuş ve söylediği sözler geniş yankı uyandırmıştı. Hoca Efendi Dedeman'da demokrasiden dönüş yok diyerek hem laik çevrelerin dikkatini çekmiş hem de o güne kadar İslam ve demokrasi ilişkisine çok yoğun kafa yormamış olan birilerinin deyimiyle İslami kesimi silkelemişti. Birlikte kardeşçe yaşamanın yeni bir işaret fişeği gibi algılanan bu ilk toplantıdan sonra Hoca Efendi'nin toplumun diğer kesimlerine açılma hamleleri hızlanarak devam etti. Siyaset, sanat ve spor camiasından adı cemaatle anılması mümkün olmayan isimlerle bir araya geldi. Toplumun hemen her kesimini temsil eden geniş katılımlı iftarlar düzenlendi. Gazeteler ziyaret edildi. Tabii Hoca Efendi bunları yaparken kamuoyunda da yoğun bir tartışma başladı. Gülen ne yapmak istiyordu? Bu soru haksız da sayılmazdı. Çünkü Hoca Efendi, İslamcı kesim arasında tanınsa da o güne kadar kamuoyunun geniş kesimi tarafından bilinmiyordu. Türkiye'de farklı din mensupları da yaşıyordu ve toplumsal barış için bu grupların temsilcileriyle de görüşülmesi gerekiyordu. Hoca Efendi o günlerde dinler arası diyalog çalışmalarında ilk adımı sessiz sedasız bir şekilde atmış İstanbul Rum Patriği 1. Bartolomeos'la 6 Nisan 1996'da görüşmüştü. Bu tarihi buluşma beklendiği gibi büyük ses getirdi. Hoca Efendi kendisine yöneltilen yoğun eleştirilerin hiçbirisini dikkate almayarak Musevi cemaati liderleri başta olmak üzere Katolik ve Süryani din adamlarıyla da görüştü. O gün için bu görüşmelerin ne anlam ifade ettiğini daha iyi anlamak için Süryani Kadim Metropolidinin söylediği söz hala hatırımdadır. Bugün bizim için bayramdır. 35 seneden beri İstanbul Müftülüğü'ne bayram tebriği yazıyoruz. Tebriğinizi aldık diye bir cevap bile vermiyorlar. Mehmet Altan'ın konuşması da hafızalardan silinir gibi değildi. Gazeteciler ve yazarlar daha çok kendilerini mahkeme önlerinde buldukları için ben böyle bir toplantıyla karşılaşınca şaşırdım. Çok renkli, çok sesli ve çoğulcu yapıda bizim arzuladığımız Türkiye'nin maketi olarak görülüyor. Ocak 1996'da Çırağan'da yapılan Hoşgörü Ödülleri Gecesi toplumun laik, antilaik, Kürt, Türk, Sünni, Alevi kamplara ayrıldığı, ülkenin parçalanmış bir kristal haline geldiği o günlerde yeniden bir sevgi ve hoşgörü toplumu oluşturma yolunda atılmış büyük bir adım oldu. Fethullah Gülen Hoca Efendi ile Profesör Doktor Toktamış Ateş'in birbirine kenetlenen elleri gecenin en anlamlı fotoğraflarından biri olarak hafızalara kazındı. Hasılı, vakfın kuruluşuna kadar her kesimin bir mahallesi vardı. Vakıftan sonra mahalleler birbirine gidip gelmeye başladı. Vakfın organize ettiği toplantılarla Türk aydını 300 yıllık tedrici bir çöküşün, ufuksuz ve rüyasız kıldığı bir kültür coğrafyasının bir kez daha pırıl pırıl, göz alabildiğince geniş ve evrensel bir hayat hamlesinin eşiğinde olduğunu hissetmeye başladı. Ve ufuklarına vuran bu güzel rüyayı selamlamaya durdular.
28 Şubat'ın ayak seslerinin duyulmaya başladığı günlerde hiç şüphe yok ki bütün bu tartışmaların merkezinde siyasal İslam, din, devlet, İslam, laiklik ve İslam demokrasi gibi kavramlar ve bunların birbiriyle olan ilişkisinin tam olarak tanımlanamaması yatıyordu. Cumhuriyetimizin 80 yıllık düşünce hayatında kamplaşmalar, bir dönem partilerin ideolojik saplantıları, bir dönem Türk-Kürt ayrımı, bir dönem sağ-sol sürtüşmeleri, bir başka dönem laik anti-laik gerilimiyle hep süre gelmişti. Bugün olduğu gibi o günde bazı gazeteler ve televizyonlar Hoca Efendi ile ilgili akla hayale gelmedik iftiralarla algı operasyonu yapıyordu. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı birbirinden çok farklı insanları Abant Gölü etrafında bir araya getirdiği zaman henüz kafalar çok karışıktı. İslam ve demokrasi birbiriyle çelişmez diyen akademisyenlerle laikliği dinsizlik sayan ve ötekiyle konuşulacak bir şeyi olmadığını düşünenler tartışma platformunda birlikte oldular. Önce her kelimeden tartışma çıktıysa da yemek ve çay molalarında yapılan sohbetler, insani duygular bir süre sonra herkesi kaynaştırdı. Başlangıçta var olan ürkeklik dostluğa, mesafeler anlayışa, sert bakışlar, sürtüşmeler nüktelere, fikri atışmalara, farklılıklar zenginliğe dönüştü. Çok kısa sürede Abant toplantıları bir klasik, bir gelenek haline geldi. Her yıl Temmuz'un ilk haftası Abant günleri olarak akademik takvimdeki yerini aldı. Türkiye aydınları İslam ve laiklik, Kürt sorunu, Alevilik gibi ülkenin en çetrefilli sorunlarını cesaretle tartıştılar ve bildiriler yayınladılar. Mehmet Aydın Hoca ilk AK Parti hükümetinde bakan olunca başkanlığı kaleme aldığı kaynak eserlerle ve yetiştirdiği öğrencilerle Türk fikir ve siyaset tarihine yön veren sosyalist ideolojinin önemli isimlerinden biri olan Profesör Doktor Mete Tuncay üstlendi. Onun Abant toplantılarına katılışını Hürriyet gazetesi baş sayfadan vermişti. Abant'ta pişen düşünce ve fikirler olgunlaştı, ruh oldu. Bir ayağı Türkiye'de kalmak şartıyla, öteki ayağıyla Washington, Brüksel, Kahire ve Erbil'e kadar uzandı. Abant, bazılarının tabiriyle uçan üniversiteydi. Dünyanın önemli üniversitelerinde hakkında tez çalışmaları başlamıştı. Kısa zamanda onca tipinin boranın ortasından geçerek, onca engeli, dar geçidi geride bırakarak nasıl bu vizyona ulaşmıştı? Çünkü Abant toplantılarında bir ruh vardı. Buluşturma vardı. Farklılıkları yeşerterek kurulan birlik vardı. Çoğulculuktaki birlik, birlikteki çoğulculuk vardı. Keşif vardı, saygı vardı, sezgi vardı, doğru anlama vardı, güven vardı, ortak kaygılar vardı. Dışta kalan dünyaları hissetme vardı. Diyalog ve hoşgörü vardı. Sohbet ve muhabbet vardı. Ülke sevgisi ve temel insanlık değerlerini paylaşma vardı. Makul çözümler vardı. Tam demokrasi vardı. İşte biz buna Abant ruhu diyorduk. Abant, Türkiye aydınının başarısıydı. Dünün çatışan insanları ve çatışan düşünceleri, yer yer ötekinin yok edilmesi üzerine kurulu tavırları Abant'ta tartışa tartışa, konuşa konuşa, ortak bildiri yayınlama gibi tarihi bir başarıyı da her yıl tekrarlayabilmişti. Bunları şunun için anlattım. Hikmet Çiçek isimli bir yazar, F.'nın Solcuları diye bir kitap yazmış. Kitap bir fecaat. Daha fecisi Abant toplantılarına katılmayanları da eklemiş. Daha beteri katılmayanlar biz asla böyle toplantılara katılmadık diye açıklama yapmıştı. Tüm bu tuhaflıkları ve çelişkileri nazara veren Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman oldu. Hoca, ben de Abant toplantılarına tek bir kez bile katılmadım. Ayrıca davet bile edilmedim. Fakat davet edilsem giderdim. Bu toplantılara katılmak suç mudur diyeceklerini aciz ve aydın tavrıyla bağdaşmayan bir tutum içindeler. Yazık. Büyük bir entelektüel sefalet söz konusu diyerek hakşinaslık etmişti. Tarih boyunca hep iki sınıf insan oldu. Köprü kuranlar ve köprüleri yıkanlar. Her köprünün kaderiydi belki bunları yaşamak. Artık kış geldi. Köprü kuranlara düşen, vefasızlığa aldırmadan, kara buza takılmadan yeni köprüler için Bismillah deyip tekrar işe başlamak, diyor Harun Tokak TR724'deki köşesinde.